thank you ...bahar ayları bile olsa dışarıda hava soğuk oluyor. Epey e, akşamları epey üşütebiliyor. E, o yüzden birazcık sesimi kaybettim ama e, umarım bugün e, böyle iyice devam edebileceğiz. E, Karadeniz'in üzerinde teknede e, vakit geçirdiyseniz bilirsiniz. Akşamlar e, bazen serin oluyor. O hele nemle beraber birleşince e, vücut alışkın olmayınca, bünyeye alışkın olmayınca bundan olumsuz bir şekilde etkileniyor. Ee, İsa'nın da teknelerle, balıkçılarla çok yakın ilişkisi vardı. Ee, aslında İsa birçok benzetmesini e, balıkçılık üzerinden yaptı. Ee, peygamber deyince aklınıza ne geliyor bilmiyorum. Ama e, İsa Başkalarının anladığı gibi bir peygamber değildi. Genellikle peygamber deyince insanlarla arasına mesafe koyan, insanlara biraz eleştiren, sorunlarını söyleyen ama bir şekilde de onlardan uzak duran biri aklımıza geliyor. İsa öyle biri değildi. İsa sıradan bir peygamber olmadığı gibi insanlardan da uzak duran biri olmadı hiçbir zaman. ...insanların arasında yaşadı. İnsanlarla ilişki içerisinde oldu. Zaten yeryüzüne geliş amacı buydu. İnsanların içerisinde olmak ve insanlara Tanrı'nın niteliklerini anlatmak. Tanrı'nın kim olduğunu anlatmak. Ve bunu yaparken de aslında balıkçılık, balıkla ilgili örnekler, balıkçılar onun için önemli oldu. İsa'nın öğrencileri arasında balıkçılar vardı. Onları... Ee, işlerini icra ederken e, yakaladı İsa. Avladı diyelim. İsa arasında dolaştı. E, teknelerine çıktı. Onlarla beraber balık avladı. Balık yedi. Şimdi bu olaylardan birine bakacağız bugün. Ee, balıkçılık İsa'nın yaşadığı dönemde Filistin'de önemli bir meslekti. Şimdiki gibi e, sanayileşme yoktu o zaman. Yani ee, i̇nsanlar e, doğadan kazandıkları şeylerle hayatlarını sürdürüyorlardı çoğunlukla. Elleriyle ürettikleri eşyalar vardı ama e, tarımla, hayvancılıkla ve balıkçılıkla yaşıyorlardı genellikle. Besinlerini sağladıkları yerler bunlardı. E, büyük bir göl vardı, e, hala var Filistin içerisinde. E, Celile gölü. İsa'nın öğrencileri o gölde balık avlıyorlardı. E, göl orta büyüklükte bir göl. Şimdi büyük bir göl dediysem de o kadar çok büyük devasa, Hazar denizi gibi bir göl beklemeyin. Aslında e, bölgenin çapına göre e, büyük bir göl diyorum. İçinde balıkların avlanmasından ötürü e, balıkçılık yapması, hatta fırtınalar kopmasından ötürü de. Büyük bir göl diyebiliriz. İsa, öğrencileriyle ilişkisinde bu gölün çevresinde birçok yolculuklar yaptı. Ve bu yolculukların başlangıcında öğrencilerini bulurken de onları az önce söylediğim gibi gölde buldu. İsterseniz hemen kutsal kitaptan olayın nasıl gerçekleştiğine ilişkin birkaç ayet bakalım. Şöyle diyor, Luka 5. bölümün ilk 11. ayetinde. Halk, Ginesar Gölü'nün kıyısında duran İsa'nın çevresini sarmış, Tanrı'nın sözünü dinliyordu. İsa, gölün kıyısında iki tekne gördü, balıkçılar teknelerinden inmiş ağlarını yıkıyorlardı. İki tekneden Simon'a ait olanına binen İsa, ona kıyıdan biraz açılmasını rica etti. Sonra oturdu, teknenin içinden halka öğretmeye devam etti. Konuşmasını bitirince Simon'a derin sulara açılın, balık tutmak için ağlarınızı atın dedi. Aslında buna daha sonra döneceğiz. Ama e, ilk önce şimdi burada yazan şeylere biraz bakalım. E, sonuna kadar okursak baş tarafını unutmayalım diye. İsa neler anlatıyordu? İsa e, öğrencileriyle konuşuyordu tamam da e, halka bir şeyler anlatıyor, tamam mı? Neler anlatıyordu? İsa'nın anlattığı şeylerin başında, insanların tövbe etmesi gerekliliği yer alıyordu. Herkes günahkar. Hepimiz bir şekilde günah işliyoruz. Siz de ben de günah işliyoruz. Ee, günah dediğimiz şey öyle kocaman büyük şeyler olması anlamına da gelmiyor. Bazılarımız büyük şeyler de işliyoruz ama e, gündelik hayatın içerisinde bazen düşüncelerimizde, bazen ağzımızdan çıkan sözlerde, bazen e, davranışlarımızda Tanrı'nın hoşuna gitmeyen bazı şeyler yapıyoruz. İşte Tanrı'nın hoşuna gitmeyen yaptığımız her şeye günah deniyor. Ve İsa bu günahlardan vazgeçmemizi istiyordu. Konuştuğu zaman anlattığı şeylerin başında tövbe geliyordu. Tövbe edin çünkü Tanrı'nın egemenliği yaklaşıyor. İsa'nın öğrettiği ikinci şey Tanrı'nın egemenliğiydi. Tanrı'nın egemenliğinin yaklaştığından bahsediyor. Ne demek Tanrı'nın egemenliği? Tanrı'nın istediği şekilde bir düzen kurulacak ve bu düzenin içerisinde siz de yaşayacaksınız. Ona göre kendinizi ayarlayın diyordu. Eğer şimdiden e, Tanrı'ya uygun olmayan davranışlarınızı fark ediyorsanız onlardan ayrılın, geri dönün, Tanrı'ya dönün, Tanrı'yla birlikte yaşayın diyordu İsa. İsa'nın anlattığı temel mesele buydu. E, bir başka şey daha vardı. Aynı zamanda insanların kendisine iman etmesini istiyordu. Bana iman edin diyordu. Ee, İsa Mesih'in gelip yeryüzünde yapmak istediği şeylere, anlattığı şeylere, İsa'nın kimliğine güvenmelerini istiyordu insanların. İman deyince hepimiz inanıyoruz. Aslında inanmak değil. İnanmanın bir adım ötesinden bahsediyor İsa. Güvenmekten bahsediyor. Hayatınızla ilgili şeylerde Tanrı'ya güvenip Tanrı'ya hayatınızı teslim edebiliyor musunuz? İsa'ya hayatınızı teslim edebiliyor musunuz? Bundan bahsediyoruz. İsa'nın istediği şey hayatınızı İsa'ya teslim etmenizdi. İsa'ya iman edin diyordu. İsa ilk başta küçük kalabalıklara hitap ediyordu. Yani bu e, olayın geçtiği. Zaman biraz kalabalıkmış belli ki. Ama ilk önce birkaç kişiyle konuşuyordu. Sonra belki yüzlere konuştu. Sonra binlerce insan çevresinde durdu. En son 5000 kişinin e, İsa'nın çevresinde toplandığını biliyoruz. 5000 erkeğin aslında 5000 kişi değil. 5000 erkek ve kadınlar, çocuklar da var. Daha kalabalık bir grup yani. İsa'nın çevresinde giderek bir kalabalık grup toplanıyordu. Bu zamanda yine e, nispeten kalabalık bir grup olması lazım. İsa e, onların arasında oturup onlarla konuşamadı. Çünkü e, çevresindeki insanlar kalabalıktı. İsa biraz daha e, geriye çekilmek istedi. E, ki insanlar onun yüzünü görsün. Böyle karşı karşıya durduklarında, yakın bir temas olduğunda çevredeki insanların her biri onu görüp onun sesini işitemiyordu. O yüzden... E, Gölün kıyısında dolaşırken birden bir tekne gördü, tekneye baktı. orada bir adam vardı, Simon, Simon Petrus. Onun e, teknesine yaklaştı, bindi ve ona dedi, dedi ki, biraz geri açılalım. biraz geri açılırsak insanlar bizi daha iyi görecekler. E, şöyle geri açıldı ve gölün çevresinde duran insanlara konuşmaya başladı. Onların her birini görebiliyordu ve onlara seslendi İsa. Ee, anlattığı şey az önce söylediğim şeyler. Günahlarınızdan tövbe edin. İsa'ya güvenin çünkü Tanrı'nın istediği düzen yaklaşıyor. Tanrı kendi istedi, isteğine göre bir sistem kuracak. O yüzden İsa insanların hayatlarında Paklık iyilik, güzelliğin gözükmesini istiyordu. Günahın, karanlığın, çirkinliğin uzaklaşmasını istiyordu. Tekneye bindi. Şöyle biraz geriye gittiler. Konuştu, anlattı. İnsanlar onu dinlediler, sözlerinden etkilendiler. Sonra teknenin içerisinde duran, teknenin sahibi Simon'a döndü. Biraz daha açılalım ve... Ağlarını orada dağıt. Simon bunu işitince şaşırdı. Balıkçı olan kendisi İsa pek de balıkçıya benzemiyor. Bir din öğretmeni. E, ağzından çok güzel sözler çıkan bir adam ama e, onun kim olduğunu daha Simon bilmiyordu. E, ve neden ondan böyle bir şey yapmasını istedi? Çok anlayamadı. İsa hadi şu tarafa doğru gidelim. İsa'nın bunu söylemesindeki neden, e, teşekkür etmek. Onun teknesine kullanmış, teknesinde oturmuş, vaaz etmiş. E, Simun'u bereketlemek istedi. Simon'un hayatında e, iyi bir anı olsun istedi. Beşinci ayetten sonra devam edelim. Simun şu karşılığı verdi. Efendimiz, bütün gece çabaladık, hiçbir şey tutamadık. Yine de senin üzerine ağları atacağım. Bunu yapınca öyle çok balık yakaladılar ki ağları yırtılmaya başladı. Öbür teknedeki ortaklarına işaret ederek gelip yardım etmelerini istediler. Onlar da geldiler ve her iki tekneyi balıkla doldurdular. Tekneler neredeyse batıyordu. Simon Petrus bunu görünce "Ya Rab benden uzak dur ben günahlı bir adamım." diyerek İsa'nın dizlerine kapandı. Kendisi ve yanındakiler tutmuş oldukları balıkların çokluğuna şaşıp kalmışlardı. Simon'un ortakları olan Zebedi oğulları Yakup'la Yuhanna'yı da aynı şaşkınlık almıştı. İsa Simon'a korkma dedi. Bundan sonra balık yerine insan tutacaksın. Amin. İsa böyle söyleyince Petrus şaşırdı. Yani bu adam nereden bilecek? Biz akşamdan sabaha kadar uğraştık. Balık tutmaya çalıştık. Profesyonel balıkçıyız uğraşıyoruz ama... Balık tutamadık, hiç verimli olmadı av. Ama bu adam gelmiş şimdi e, gündüz gözüyle bize balık tut diyor. Şuraya gidelim, burada balık çıkacak diyor. Nereden bilecek bu adam? Benim bildiğimden daha mı iyi bilecek? Bunlar geçiyor aklından. Tabii nezaketi yüzünden İsa'ya söyleyemiyor. Yani e, belli ki önemli bir din bilgini bu. E, Teknesini aldığı kişi onu gücendirmek, kırmak istemiyor. O yüzden İsa'nın sözüne uyarak e, biraz açılıyorlar. E, gölün içerisinde e, değişik yerlerde e, balıkların bulunduğu yerler, su akıntısına göre, e, yeraltı su kaynaklarına göre balıkların tercih ettiği yerler olabilir. Belki İsa onlardan birine yönlendirmişti onları. Ve e, gittiler ağları attılar. E, ağları çekince gerçekten de çok fazla balık geldi. O zaman uzaktaki arkadaşlarında da seslendiler. Hey siz de buraya gelin hadi beraberce balık tutalım. E, Yakup'la Yuhan'la e, onlar oradaydı. Onların da teknesi geldi. İki tekne beraberce e, balıkları çektiler. Ve neredeyse tekneler batacaktı ağırlığından balıkların. Son derece çok sayıda balık. Topladılar. Ama burada Petrus'un söylediği şeyde bir e, ilginçlik var. Petrus dedi ki, sen benden uzak dur. Söylediğin şeyler, yaptığın şeyler çok ilginç. Belli ki sen önemli birisin. Sen kutsal bir tanrı adamısın ve ben senin yanında durmaya layık değilim. Petrus kendi günahlılığını fark ediyordu, kendi eksikliğini, sıkıntısını, e, Tanrı'na ya yakışmayan yanlarının olduğunu fark ediyordu. E, o yüzden böyle önemli biri karşısında olunca, Tanrı adamı karşısında olunca, o onun yanında durmak istemedi, endişelendi. Acaba bir saygısızlık yapar mıyım? E, benim günahlarımla onun yanında durmam ayıp olur mu? Yoksa daha büyük bir günah mı olur onu bilemedim. Aslında bunu size sormak lazım. Siz hayatınızda günah olduğunu fark ediyor musunuz? Bazen arkadaşlarımla konuşuyorum, diyorlar ki ben iyi biriyim, herkesin iyiliğini istiyorum, herkesin güzelliğini istiyorum, kimseye kötülük yapmak istemiyorum. Ee, tabii ki hiç kimseye sen kötüsün denmez. E, nezakete sığmaz ama daha sonra sorular sormaya başlayınca her birimizin içerisinde bazı eksik yanlar olduğunu fark ediyoruz. Bazen e, birisine kızıyoruz, e, kötü bir söz çıkıyor ağzımızdan. Beddua ediyor insanlar. Bazen e, hakaret ediyor insanlar. E, bazen olumsuz sözler söylüyor. Bazen ee, yanlış şeyler yapıyoruz. Yaptığımız şeyin büyüklüğü küçüklüğü çok önemli değil. Bunların her biri Tanrı'nın gözünde e, günah. Önemli olan hatalı olduğumuzu, eksik olduğumuzu, günahlı olduğumuzu fark etmemiz. Eğer günahlı olduğunuzu fark ederseniz, o zaman bundan kurtulmanın yolu var. Ama günahlı olduğunuzu fark etmezseniz bundan kurtulmak da istemezsiniz. Günahlı olduğunu fark eden insan Tanrı'ya yönelir. Tanrım beni bağışla. Ben günahlıyım. Ben seninle yaşamak istiyorum ama bu halimle senin yanında duramam der. Bu halimizle Tanrı'nın yanında duramayız. Ama İsa Mesih bu günahları ortadan kaldırmak için yeryüzüne geldi. Bizim günahlarımızı kendi üstüne almak ve bizi Tanrı'yla barıştırmak için geldi. İsa Mesih Petrus'la konuştuğu zaman Petrus kutsal bir kişinin karşısında olduğunu bildi. Bazen insanlar günah işlediklerinin farkına varırlar ama günahlarını umursamazlar. Onlara önemli gelmez, boş verirler. Bu çok sık karşılaşılan bir tepkidir. Ya yani boş ver, ne olacak yani bir güneş dediysek derler. Ee, çok tehlikeli bir şey. Bizi Tanrı'yla ayıran ciddi bir problemi görmezden geliyoruz, önemsemiyoruz. İkinci gösterebileceğimiz tepki e, kendi günahımızdan rahatsız olmak. Günaha ilişkin bir şey işittiğimizde ha ben de günahkarım ama bundan kurtulmam gerek demek. Ya umursamıyoruz ya kurtulmam gerek. Diyoruz. Eğer kurtulmam gerek diyorsanız Tanrı'ya yönelip tövbe edebilirsiniz ve Tanrı sizi günahlardan arındıracaktır İsa Mesih aracılığıyla. Tövbe ederseniz günahlardan kurtulacaksınız. Tövbe etmek, ben artık günah işlemek istemiyorum, bu yaptığım şeyler günahtır ve ben bunlardan kurtulmak istiyorum. Tamamıyla günahın etkisinden kurtulmak istiyorum demek. Bunu ona ifade etmek lazım Tanrıya. İsa Petrus'un bu tavrına korkma dedi. Ee, aslında en öğrenmemiz gereken şey İsa ile ilgili şeyler işittiğimizde korkmamak, hayatımızı İsa'ya teslim etmeye adım attığımızda korkmamak. Genellikle ya çevre ne diyecek, komşular ne diyecek, ailem ne diyecek. Onları düşünüyoruz ve hayatımızı Tanrı'ya, İsa'ya teslim etmiyoruz. Eğer teslim edecek olursak hayatımız değişecek çünkü. Petrus bunu fark ettiği zaman, günahlı olduğunu fark ettiği zaman İsa ona korkma dedi. Aynı şekilde size de korkmayın diyor. Korkmayın. Eğer Tanrı'nın yolundan giderseniz sıkıntıyla karşılaşabilirsiniz, zorluklarla karşılaşabilirsiniz ama her şeye değer. İsa Petrus'a bundan sonra sen e, insan avlayan balıkçı olacaksın dedi. Ne demek insan avlayan balıkçı olmak? Bundan sonra Tanrı'nın iyi haberini herkese duyuracaksın. İsa Mesih'in yeryüzüne geldiğini ve bizi günahlardan kurtulmak kurtarmak için çarmıhta öldüğünü anlatacaksın. Henüz İsa ölmemişti çarmıhta ama sevindirici haberin, o iyi haberin. Bütününü daha sonra Petrus öğrenecekti. İsa'nın çarmıhta öldüğü zamanı da fark edecekti. İsa ile ilgili bildiriyi duyuracaksın. Tövbe etmek ve tövbe ile kurtuluşa sahip olmak. İsa Mesih bizim hayatımızda bunun gerçekleşmesini istiyor. Yalnızca burada değil, daha sonra da İsa öğrencileriyle buluştu. Aslında öğrencileriyle beraber e, oturduğu zamanlardan, bir tanesi son bölümlerden bir tanesinde Yuhanna 21. bölümde İsa öğrencileriyle oturuyor ve onlarla tekrar balık yiyor. Bu sefer bir masada değil deniz kenarında kıyıda balık avlatıyor onlara ve ateş yakıyor balığı kızartıyor ve beraberce öğrencileriyle balık yiyor. Ölüp dirildikten sonra İsa Mesih öldü bizim günahlarımız için öldü. İnsanların günahlarını bağışlatmak sadece tövbe etmeleriyle olmuyor. Bir bedel ödenmesi gerek. Aslında günahları bağışlatmanın yolu bir kurbanın kesilmesi, birinin feda edilmesi. Eski antlaşma zamanı, Tevrat zamanı, Zebur zamanında insanlar kurban kesiyorlardı bunun için. ama kurbanlar yeterli değildi. Tekrar insanlar günah işlemeye devam ediyorlardı ve yürekleri değişmiyordu. Kalıcı bir kurbanın kesilmesi gerekiyordu. İşte İsa Mesih kalıcı bir kurban oldu. Bütün dünyanın günahlarını bağışlatan kurban oldu. Çarmıhta bizim günahlarımız için öldü. Bizim günahlarımızın bedelini ödedi. Cezasını o çekti. Ama üçüncü gün ölümden dirildi ve kendisine inanan herkese sonsuz hayat verir. İsa ölüp dirildikten sonra Petrus'la diğer öğrencileriyle beraber yemek yedi. Onlara e, güvence verdi. O yemek yediği zaman bir hayalet olmadığını, gerçekten dirilmiş bir e, rab olduğunu insanlara gösteriyordu. Onların hayatını kendisine teslim etmelerini istiyordu. Siz de hayatınızı ona teslim edebilirsiniz. Sizin günahlarınızdan arındıracak olan, sizi kurtaracak olan odur. Evet. Ya o bir balıkçı değildi ama balıkçıları anlıyordu. O marangozluk yaptı. Marangozları anlıyor. O Rab yeryüzünde yaşadı ve herkesi anlıyor erkek, kadın, çocuk herkesin yüreğinden geçenleri, zihninden geçenleri biliyor. Şu anda sizin yüreğinizden geçenleri de biliyor. Yüreğinizi ona teslim edebilirsiniz. Şimdi ben dua edeceğim. Eğer isterseniz siz de benim ettiğim duayı tekrar edebilirsiniz ve hayatınıza İsa'yı davet edebilirsiniz. Hadi dua edelim. Ya Rab İsa, senin önünde duruyorum ve hayatımı sana teslim ediyorum. Sen benim efendim ol. Günahlarım var hayatımda ve senin kurtarışına ihtiyacım var. Günahlardan tövbe ediyorum. Günahlarımı sana teslim ediyorum. Sen benim günahlarım için öldün. Bana sonsuz hayat vermek üzere ölümden dirildin. Beni bağışla. Ruhunu bana gönder ki sana benzer olayım. Beni değiştir, yenile, güzelleştir. Gel beni kendine benzet rap. Amin. Evet. Bu dua ettik. İsa'yı hayatımıza davet ettik. Eğer onu çağırırsanız o gelecektir. Kuşkuya düşmeyin. Eğer gerçekten yürekten bu duayı ettiyseniz şimdi Tanrı'nın elleri arasındasınız. Sizin hayatınız ona aittir ve o sizi bereketleyecek. Bereketlemeye devam edecek. Bir sürü sorunuz olabilir tabii. Yani e, İsa'nın sizin hayatınızda yaptığı şeylere ilişkin, sizi nasıl kurtardığına ilişkin aklınıza bir sürü soru gelebilir. E, bunun için bize yazın. E-mail yazın, mektup yazın, telefon edin. E, nasıl ulaşırsanız ulaşın ama aklınızda sorular varsa mutlaka lütfen sorun. Eğer soru sorarsanız cevap alırsınız. Diyor ki İncil'de gerçeği bileceksiniz ve gerçek sizi özgür kılacak. Neye bağımlıysanız, ne tutsaksanız, ne sorununuz varsa o sorunlardan gerçek sizi özgür kılacak. Tanrı'nın elinin sizin hayatınıza daha etkin bir şekilde gözükmesini istiyoruz. Sizin hayatınıza yön vermesini, sizi kutsamasını istiyorum. Onun için ilişki kurun. İhtiyacınız varsa İncil okuya İncil'iniz yoksa bizden isteyin. Arkadaşlarımız size göndereceklerdir. Ama en önemlisi hayatınızda Tanrı'ya yer verin.